üzgünüm baba. Size yalan söyledim, bu doğru. Güveninize ihanet ettim. Senin için hep bir erkek evlat olmak istedim. Bütün sorunlarını paylaşmak, yükünü omuzlamak istedim. Borçlarını ödeyebilmen için yardımcı olmak istedim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Buna inanamıyorum. Ayat eskort kızlık yapıyor ha? Allah'ım. Sen kızını böyle bir terbiyeyle mi yetiştirdin Şaban? Suraya Hanım. Sana ne demeli? Dayının itibarını bir kez olsun düşünmedin mi? Bunun ailemizi nasıl bir duruma düşüreceğini. Polis eğer seni tutuklamış olsaydı Osman Abdullah'ın yeğeni olduğun gün gibi ortaya çıkardı. Neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun? İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmazdı. Dayı. Ailenizin bazı parasal sorunları olduğunu anlayabiliyorum. Ama böyle korkunç bir şeye yönelmeyi nasıl göze alabildin sen? İğrençsin. Suraya Hanım, bu konuyu daha fazla büyütmemenin en doğrusu olacağını düşünüyorum. Bunu büyükler olarak daha sonra aramızda konuşuruz. Yenge, Ayat bir hata yapmış olabilir. O daha çok toy, çok saf bir kız. Saf mı dedin? Peki ne zaman akıllanmayı düşünüyor? Ve aklı başına geldiğinde daha başka neler yapacak dersin? Nikahın amacı da buydu demek. Şimdi anlıyorum. Sırtını oğluma dayayıp iyi bir hayatınız olsun istediniz. Bunun için de önce oğlumu büyük kızınızla evlenmeye zorladınız. Şimdi de hayatından etmeye çalışıyorsunuz. Sırf küçük kızınızı kurtarmak için. Osman Bey, bu evliliğin bedelini daha ne kadar ödeyeceğiz biz? Ve nereye kadar? Yenge. Gulan Bey'in söylemek istediği bu değildi. Ne söylemek istediğini biliyorum Şaban'a. Ne yazık ki ikiniz de her şeyi bilmenize rağmen masumu oynuyorsunuz. Onu bu şehre gelmesi için siz yüreklendirdiniz. Ama yenge, biz Ayat'ı Bombay'a göndermemiştik. Artık kime inanacağımı bilmiyorum Şaban'a. Suraya Hanım, lütfen. Bu konuyu şu an için daha fazla konuşmak istemediğimi söylemiştim. Hayır Osman Bey. Bu mesele öyle ya da böyle bir sonuca bağlanmak zorunda. Benim için o kadar önemli değil. Ayat'ın neyi niçin yaptığıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan bu yaptıklarının kocamın ve çocuklarımın yaşamları üstünde olumsuz etkileri olması ihtimalidir. Ben de ailemin saygınlığını korumak için her hakka sahibim Osman Bey. Bu kızın işkembeden attığına eminim. Anne lütfen. Ayat yalan söylemiyor. Sen sakın konuşma Zeyn. Sen artık çok değiştin. Eski Zeyn olmadığına inanmak zor geliyor. Taşralılar hakkında çok fazla şey duymuştum. Her çeşit büyüyü yapabildiklerini biliyorum. Bir insanı kontrolleri altına almak istedikleri zaman aklı hayale gelmeyecek yollara başvururlarmış. Senin de böyle bir şeye maruz kaldığını düşünüyorum. Çünkü Bhopal'e gittiğinden beri davranışların çok değişti. Artık eski Zeyn değilsin oğlum. Suraya Hanım. Yenge. Bizim Zeyn'e büyü yaptığımızı mı söylüyorsun? Düşündüğün şey bu mu? Bir yolunu bulup onu anneyle evlenmeye zorladığımız mı? Bu asla doğru değil. Zeyn, abimin isteği bu olduğu için Gulan Bey'den kızımı istedi. Bu onun isteğiydi. Zeyn'le Alya'nın evlenmesini uygun gören oydu. Bizim asla böyle bir talebimiz olmadı.
Belli ki o günün şartları gereği böyle bir karar almak zorunda kalmışsınız. Demek istediğim, içinde bulunduğunuz durum size başka seçenek bırakmamış. Katılıyorum. Gulam Bey de hastaymış gibi görünmede çok başarılıydı. Yani demek istediğim, birdenbire rahatsızlanmıştı. Babam da çaresiz kaldı tabii. Gulam Bey'in iyiliği için bu evliliği teklif etmek zorunda kaldı. Siz de kabul etmekte hiç vakit kaybetmediniz doğrusu. Kafasız aptal! Senin yüzünden iş iyice çığırından çıktı, gördün değil mi? Ben hallederim. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ortalığı yeterince velveleye verdin zaten. Şimdi bir şey söylersen bu seni ailenden yana taraf oluyor gibi gösterir. O zaman durum daha da kötü olur. Tabii ki ailemden yana olacağım Zeyn. Bu gayet açık. Kimseyi suçlamanın bir yararı yok anne. Geçmişin bir önemi yok artık. Zeyn dinle oğlum. Hayat bir hata yaptı, bu doğru. Halama ve enişteme yalan söyledi. Ama bunda onların hiçbir suçu yok anne. Fahat abimin yaptıklarında senin ve babamın hiçbir suçu olmadı. Bazen zorda kalırsın. Ve öyle şeyler yapman icap eder ki bunu asla bilemezsin. Halam ve enişten beni çok severler. Alya'nın düğünü benim yüzümden mahvolmuştu. İsteseler beni çok zor bir duruma sokabilirlerdi. Ama bunu yapmadılar anne. Neden biliyor musun? Çünkü onlar beni oğulları gibi görüyorlar. Ben onlar için aileden biriyim. Bugün hayat hata yapmış olabilir anne. Ama bütün bunlar neden? Bu öfkenin, bu saldırganlığının sebebi ne anne? Şunu bilmenizi isterim. Benim kızımın hata yapmış olması onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Bu onu ahlaksız biri yapmaz. Yalan söylemek günahtır. Evet. Benim kızım bu günahı işledi. Evet, o bu yüzden suçlu. Ama sadece yalan söylediği için. Çocuğunuzun 19 yaşına kadar hiçbir hataya düşmeden geldiğini düşünün. Sonra da tek bir hata yaptı. Bu onu asla kötü biri yapmaz. Alya'nın düğün gecesinde olanlara gelince Alya'nın nikahının bozulmasının sebebi benim rahatsızlanmam değildi. Ne de iddia edildiği gibi hasta rolü yapmam. O gece Alya'nın düğünü iptal edilmedi. Bununla bütün hayalleri de yıkılmış oldu. Kızının böyle bir şeye maruz kaldığını görmek her babayı perişan eder. Onu yüreğinden vurur.
Ama bugün ne benim kalbim zayıf, ne de ben zayıfım. Ayat'ın ailesinin iyiliği için her şeyi yapacak iradeye sahip olması beni sadece mutlu eder. Bir baba olarak ben bundan sadece gurur duyarım. Benim iki kızımdan da en ufak bir şüphem yok. Şaban'a. Kulan Bey, size ne diyebilirim ki? Az önce yengenizin bahsettikleri, Soraya Hanım'ın sözüne ettiği saygınlığım. Sen hangi saygınlıktan bahsediyorsun? Bütün bu şan, bu şöhret, bu mevki. Yeğenimin başına bu şehirde bir şey gelirse, o zaman bile korunmak zorunda mı söyledin bu? Sen babanı büyük bir onursuzluktan kurtardın. Hayatı kurtarmak için yaptıklarınla bugün ailesi için yaptıklarımla büyük bir gurur duydum evladım. Bugün sadece iyi bir evlat olduğunu ispatlamakla kalmadın, iyi bir de damat olduğunu gösterdin. Ve çok iyi bir koca. Sevdiğim bir laf var. Hıyanet bazen kandan geçermiş. Gel yavrum. Yanlış olan seni kandırmaya çalışandır. Mağdur olan değil. Ailemi kandırmış olmama rağmen mi? Onlara yalan söyledim. Hayat, sen hatalı olduğunun farkındasın ve pişmansın. Babanın da az önce söylediği gibi bunda senin bir yanlışın yok. Bu da suçlu olmadığını gösterir. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Bak Hayat, bundan daha iyisi olamazdı sanırım. Dürüstlük her şeyden önemlidir. Başarı veya başarısızlık da sonra gelir. En azından denemek gerek. Önemli olan da bu. Bu doğru değil abla. Bir genç kızın duygularıyla oynamak yanlış. Tamam. Yardım etmeyeceksen bunu tek başıma yaparım. Mutlaka ondan intikam alacağım. Abla. Ben hazırım. Teşekkür ederim Rizvan.
Gerek yok, ağlamıyorum. Yüzündeki mutsuz ifadeyi sil. Sahi, sen ne iş yapıyorsun? Babamın işiyle ilgileniyorum. Ölünce ben devraldım. Annem de babam da göçüp gitti. Bir tek Nefise var. O benim tek ailem. Zeyn de en yakın arkadaşım. O yüzden ne zaman fırsatını bulsam hemen buraya gelirim. Açıkçası bundan çok da memnunum. Çünkü ne zaman bu eve misafir gelse onları görüp konuşma şansım oluyor. Zaman zaman benim de aklıma takıldığı oluyor. Evet. Vah, vah. Zaman zaman benim de aklıma takıldığı oluyor. Maşallah, vah. Buraya kadar iyi. Ya sonrası? Ben de bir sonraki dize için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Zaman zaman benim de aklıma takıldığı oluyor. Ben buldum. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Onu bilemem ama yumurtasız kahvaltı düşünüyorum. Güne iyi bir kahvaltıyla başlamazsan... Biliyorum, sefil bir hayatın olur. Vah vah. Allah'a şükürler olsun ki burada fazla uzun kalmıyoruz. Yoksa babanın bütün alışkanlıklarını Zeyn'e bulaştırması işten bile değil. Ne güzel olurdu. Bu vesileyle birkaç gün daha kalmış olurdunuz. Bunu çok isterdim. Abi... Yine gel olur mu? Lütfen kendine çok iyi bak. Tamam. Güle güle. Hoşça kal. Anne, bu defa da beceremedik. Annemin planı başarısız olmadı. En azından o taşralıların ait oldukları yeri görmelerini sağladı. Son bir şans daha anne. Bir darbe daha sadece. Sonra Zeyn ve Ali ebediyete kadar ayrılmış olacaklar. Sadece tek bir fırsat daha lazım. Ne yaptın sen? Alçıyı çıkarmışsın ama doktorun dayısının izni... Dayısının yeğeni. Ben iyiyim. Alçıyı da doktor çıkardı. Yani sakin ol. Zeyn, bak ben... Şey, demek istediğim Ayat için yaptıkların, yani bütün bu olanlar, ben şey demek istiyorum. İzin verir misin? Yüzme saatim geldi. Oh,
Teşekkür ederim Zeyn. Ben ve ailem için çok şey yaptım. Sana minnettarım. Bu benim için çok önemli. Takvim. Neye bakıyorsun anne? Fırsata. Fırsata mı? Ne fırsatına? Büyük bir fırsata. Kendi ayağıyla gelen bir şansa. Ben de bunu sonuna kadar kullanacağım. Ne vardı Osman Bey? Beni arıyormuşsun. Evet. Bir sorun var Süraya Hanım. Sorun mu? Çalışanlarımdan biri bir talepte bulundu. Aslında talep değil, tehdit demek daha doğru olur. Tehdit mi dedin? Evet. Benden bir yıllık maaş bedelini avans olarak vermemi istedi. Yaklaşık 1 milyon rupi. Yoksa istifa edecekmiş. Ah, bu hem şımarık hem de utanmaz biri. Kim bu? Adı Zeyn Osman Abdullah, bizim oğlumuz. Zeyn. Bu para konusu da nereden çıktı böyle? Ne oldu? Ben evli bir adamım anne. Bir karım var. Çocuklar evlendikten sonra onlara harcamalarını sormamak gerekir. Baba, bir yıllık maaşıma avans verecek misin acaba? Ben çok ciddiyim baba. Yoksa istifa mektubumu sunmaya hazırım. Bir dakika evlat. Çalışanlarım bana ne kadar değer veriyor bunu bilemem. Ama ben çalışanlarıma verdiğim değeri biliyorum. Çekin arkasını, cirolarsın. Sağ ol baba. Umarım bu parayı doğru bir amaç için harcarsın oğlum. Osman Bey. Süraya Hanım. Zeyn bugüne kadar hep sorumsuz bir çocuk oldu. Ama ben artık sorumluluklarını anladığını hissediyorum.